Selamlar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün size Ford Mondeo çekeceğim. Daha önce videolarımızı izleyenler ve bizi takip edenler bilir. Ben bu segmentte bir araç çektiğimde hep Mondeo ile kıyasladım. Mondeo'nun ne kadar iyi ve kaliteli bir araba olduğundan bahsettim. Sonunda Ford Mondeo çekme fırsatı yakaladık. Bugün size çekeceğimiz araç ise 2020 model Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Titanium. Şimdi aracın dış tasarımına hemen kısaca bir değinelim. Aracın ön tarafıyla başlayalım. Aracın önü makyajsız halinden. Bu arada makyajsız hali diyorum. Bu araba 2019'da makyajlandı. Bizim tanıttığımız araba makyajlı Mondeo. 2019'dan öncekileri makyajsızdı. Ancak ön tasarımında makyajsız olanıyla çok büyük farklılıklar yok. Burada dikkatimizi çeken piyano bilek detaylar var. Ön tamponun iç kısmında olan. Ve krom ızgara çerçevesi var. Burada yine park sensörlerinin gözlerini görüyoruz. Aynı zamanda burada büyük bir göz var. Bu da araçta kendi kendine park etme özelliği var. Bu kendi kendine park etme özelliğinin gözleri var. Aracın farları ise mercekli standart var. Çünkü Mondeo'da full LED far almak istediğiniz zaman, yani bir üst far paketini almak istediğiniz zaman far paketi olarak ciddi bir rakamla bunu ekstra olarak satıyorlar. Standart titanyumlar bu farla geliyor. Hemen buradan aracın yanına geçelim. Yan tasarımına bakalım. Yan tarafında jantlar bir önceki titanyumla aynı. Yani makyajsız haliyle jantları aynı. Yandan hiçbir ayırma şansımız yok. Yeni kasa ve eski kasayı, daha doğrusu makyajlı kasa ve makyajsız kasayı. Bizim tanıttığımız araç 5 kapı. Yani sedan değil, station da değil, 5 kapı Mondeo. Bu yani hatchback ya da notchback diye de geçiyor. Ama Ford'un kendi sitesinde sedanını 4 kapı, bu aracı da 5 kapı olarak anlatmışlar. Bir de bu aracın station wagon olan modeli var. Şimdi hep birlikte bu taraftan bagaj tarafına, arkasına bakalım ki zaten makyajın en büyük detayları arkada belli oluyor. Bu aracın makyajsız versiyonunda bu arkadaki krom çıta, yani stopların ortasından geçen bu krom çıta yok makyajsız halinde. Bu sadece 2019'dan sonra gelen makyajlarda var. Onun dışında aracın arka ledleri bir önceki makyajsızında nokta nokta ledliydi. Bu araç tam ledli oldu. Yani makyajla birlikte tam led stoplar geldi. Yine burada da piyano bilek detay, arka tamponda da var. Park sensörlerinin gözleri var. Buradan hemen bagaja da bakalım çünkü gerçekten iddialı ve büyük bir bagajı var. Bagaj elektrik olması lazım da mı? Evet, elektrikli bagaj yok bu araçta. Ama bagajı güzel. Muhtemelen Passat varyanttan biraz daha küçük. Passat varyantı daha büyük ama büyük bir bagajı var. Bagajı 460 litre bu aracın. Station wagonunun bagajı 488 litre. Sedanının da 440 litre civarında bir bagajı var. Ama bu aracın bagajı, derinliği, yüksekliği gayet yeterli ki koltuklar yattığında neredeyse bir insanın çok rahat yatıp uyuyabileceği pozisyona geliyor. Arka koltukları yatırdığımız zaman bayağı büyük bir hacim yakalamış oluyoruz. Şimdi aracın motoruna da bakalım ki bu makyajlıda bir önceki kasada motor 160 beygirdi. Bu makyajlanan halinde 165 beygire çıkarıldı bu 1.5 EcoBoost motor. Şimdi hep birlikte motora bakalım. Şimdi
Şimdi dedim motor 1.5 litre 165 beygir güç üretiyor. Ürettiği azami tork ise 242 Nm. Baş ve diz mesafesine de bakalım. Şimdi aracın diz mesafesi fazlasıyla iyi. Ya oldukça geniş bir mesafe var burada ön koltukla. Yani yaklaşık 2 karış bir mesafe var dizim ve ön koltuk arasında. Aynı şekilde baş mesafesi de 5 parmak civarında bir baş mesafesi var. Ya aracın arkası oldukça geniş. Ben bu genişliği çok beğendim, arkadaki genişliği. Araçta tavan döşemeleri beyaz ve panoramik cam tavan var. Bu da o genişlik olgusunu daha da arttırıyor. Daha böyle ferah bir algı yaratıyor arkadaki yolcular için bu panoramik tavan ve buradaki beyaz döşeme. Panoramik tavan sabit, açılmayan cam tavan ama büyük bir cam tavan var. Bu güzel bir detay bence. Açılsaydı tabii ki daha iyi olurdu ama Ford bunda sabit bir cam tavan kullanmayı tercih etmiş. Onun dışında bence D segmentinde her araçta olması gereken arka perde var bu arabada. Çoğu bunun rakiplerinin çoğunda bu detay yok. Çok önemli bir detay basit bence. Basit bir şey aslında, yapmak lazım. Evet ya. Çok basit bir şey ama nedense tercih etmiyorlar, koymuyorlar ya, bundan bile kısıyorlar ki D segmentinde bir araçtan bahsediyoruz. Bence bu çok güzel bir özellik ve her araçta olması gerekiyor. Onun dışında şu kafalığa kısaca değineceğim. Şimdi bu araçta hareketli kafalık var. Bunu çok böyle ince ince istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İnce ayar yapmaya çok müsait bir kafalık. Bunu kendi rahatlığınıza ve güvenliğinize göre istediğiniz pozisyona ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir detay. Yani çok fazla kademe var. Çok ince ayar yapmaya bile çok sıkıntı imkan veriyor. Evet aynen, bu boyun rahatlığı ve boyun güvenliği için çok önemli bir detay. Son olarak da kol dayamayı gösterelim. Arka kısmını bitirelim. Şimdi aracın kol dayamasının içerisinde sabit 2 adet bardaklık var. Buradan da bagaja ulaşabileceğimiz ve aynı zamanda kayak takımı koyabileceğimiz küçük bir pencere var. Buradan hem bagajdan bir şey almak için ya da kayak takımı gibi uzun bir şey koyduğunuzda bunu buradan uzatmanıza yardımcı olan bir kapak var. Arka kısmı aracın bu şekilde. Evet, Ford Mondeo. Evet, Mondeo. Benim araba. Çok sevdiğin araba. Evet, çok sevdiğim araba. Niye çok sevdiğim araba ama? Çünkü D segmentinin en kaliteli, en konforlu, ama en sağlam arabası. Yani sadece kalite konfor değil, aracın bu araçta şöyle başlayayım, ilk şununla gireyim. Bu aracın en çarpıcı özelliği ne? Yalıtımı. İnanılmaz iyi bir yalıtım var. Bu sınıftaki araçların hepsinin iyi bir yalıtımları var ama bu onlardan 2-3 adım daha önde yalıtım konusunda. Çünkü gerçekten başarılı bir ses yalıtımı var. İşte lastik sesi olsun, motor camları sesi olsun. Camları demiştin ya, çift cam. Çift cam, evet. Bunlar çift cam arası şey, ses yalıtımlı camlar. Bu A6'larda falan var. Yani aslında E segmentinde olan bir özellik o. E segmenti araçlarda ama bu araçta da o özellik var. Motor sesi yok, rüzgar sesi yok, lastik sesi yok. Ya başarılı bir araba. Bizim kullandığımız araba bu araç 2020 model. Şu an 3000 kilometrede bir araba. Daha yeni bir araba. O yüzden tabii yeni olduğu için zaten ekstra, hani şu an hiçbir ses yok ama arabanın, ben daha önce kullandığım station wagon olan Mondeo'da sen biliyorsun o araba 95 bin kilometredeydi ama aynı sessizlikteydi. Yani şu, burada şunu demek istiyorum. Araba, o araba 2015'ti. 5 yıl 100 bin kilometre kullanılmış ama şu an ne şekilde bir konfor sunuyorsa aynıydı. Hiçbir deformasyon, hiçbir bozulma, yapmışlar hiçbir yerinde gevşeme, ses yoktu. Evet, o arabada gayet başarılı bir arabaydı. Yani şununla aynı hissi veriyordu bana. Ha 3000'de ha 100.000'de araba dağılmamış. Onu demek istiyorum yani. Kendini koruyabilmişti hem yılı hem kilometre olarak. Şimdi bu araçta ne var? Mesela bu aracın buraları, işte ön göğüs, kapı içleri, buradaki malzemeler tamamen yumuşak malzeme. Bakın böyle içine zaten parmağımla bastırdığım zaman görebiliyorsunuz bunu. Tamamen aracın her yerinde yumuşak malzeme var. Buralar dahil, bu dizimizin kenarları dahil ki. Daha önce anlatmıştık. Yani çoğu arabada buralar yumuşak ama buraya gelince hep sert plastik oluyordu. Bunun buralar yumuşak, kapı içleri yumuşak. Aracın içerisinde sert plastik hiçbir yer yok. Dolayısıyla arabada hiçbir çıtırtı, pıtırtı, hiçbir ses yok. O yüzden çok kaliteli, çok yumuşak, çok konforlu, güzel bir araba. Konforlu, güzel bir araba. Bu araba titanyum paket. En dolusu. En dolusu ama şimdi Ford'da şöyle bir şey var. En dolusunun üstüne de birçok aksesuar ekleyebiliyorsunuz. Yani aslında paket olarak en dolu paketi, titanyum paketi ama çok çok dolu bir araba değil. Mesela bu araba
standart bir titanyum paket. Bu arabada standart titanyum paketin haricinde opsiyon olarak alınmış sadece panoramik cam tavan var. Panoramik cam tavan dışında araç tamamen standart bir titanyum araba. Buna ekstra ne alınabiliyor? Deri koltuk, elektrikli koltuk, koltuk ısıtma, koltuk soğutma, full led adaptif farlar, anahtarsız giriş çıkış çalıştırma, elektrikli bagaj gibi aksesuarların tamamını artı opsiyon olarak bu pakete satıyor. Yani bunun hepsini standardına koymamış. Sınıfındaki rakiplerine baktığımız zaman araba iyi bir donanıma sahip, iyi bir doluluğa sahip. İhtiyaç olan her şey var. İhtiyaç olan her şey var. İşte mesela Distronic var. Distronic Plus var. Yani Plus var. Distronic Plus var. Distronic'in daha bir üst daha geliştirilmişi var. Mesafeyi falan da kendi ölçüyor. Aynen. Şerit takip var. Ki şerit takibi çok başarılı çalışıyor bunun. Çarpışma onu, önleyici de. Çarpışma aynı. Önleyici var. O da çok başarılı. Hani seninle evet. De gördük. Burada ekranda anladım. Kırmızı kocaman bir uyarı veriyor. Hem yanıp sönüyor. Hem de yani yavaş giderken, hızlı giderken veya çok ani önünüze araba atladığında yani bile hassas. Tepki veriyor. Evet, hassas ve çok iyi çalışıyor çarpışma önleyicisi de. Keza şerit takibi de çok iyi çalışıyor. Onun da şeyi çok başarılı. Distronik de çok güzel. Distronik de işte mesafeyi de kendi ayarlıyor artık o şeylerini. Onlar çok güzel. Ya o teknolojileri güzel. Güvenlik çok üst düzey zaten. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece işte konfor aksesuarlarından bazı eksikleri var o. Olmazsa olmaz. Keşke bu arabada elektrikli koltuk ve anahtarsız giriş çıkış evet. Çalıştırma olsaydı. Bu arada çalıştırma diyorum. Anahtarsız çalıştırma var zaten. Var. Burayı da gösterebilirsek. Yani araba anahtarsız çalıştırılıyor. Burada düğmesi. Yani binip buna basıyoruz, çalıştırıyoruz. Sadece kapıları açma, kapama anahtarla. Keşke o da anahtarsız olsaydı. Keyless go olsaydı. O yok. Onun dışında Sony multimedya var araçta ve Sony'nin kendi multimedyasıyla birlikte koyduğu ses sistemi var. Bu multimedya çok güzel. Arayüzleri çok güzel. Şimdi bunları biraz göstereceğim şimdi. Mesela buradan radyo ekranına, buradan telefona, buradan navigasyona ulaşabiliyoruz. Başarılı bir ekran. Navigasyonu güzel. Şu an gündüz modunda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada uygulamalar var. İnternetten uygulama yükleyebiliyoruz. Buradan ayarlar menüsüne giriyor. Bunun güzel yönlerinden biri de şu bu ekranın. Burada ev işaretine bastığımız zaman burada ekranı 3-4 parçaya bölüp bir kısmında navigasyon, bir kısmında radyo bilgisi, bir kısmında telefon bilgisi. Şu an bizim telefonumuz Bluetooth'la bağlı tanıtmadığımız için burada cihaz ekle uyarısı çıkıyor. Yani Apple CarPlay arayüzü gibi. Apple zaten. CarPlay de var zaten bu arabada ama kendi arayüzü de Apple CarPlay arayüzü gibi işte hem navigasyon hem dinlediğiniz müzik işte Bluetooth çalar artık neyse o hem telefonunuz aramalar falan gibi parça parça ekranı bölüp farklı farklı şeyler konumlandırabiliyorsunuz. Hepsini aynı anda görebilmek için. Burada dereceler işte falan filan. O yüzden ben bu Mondeo'daki bu multimedya ekranını çok başarılı buluyorum. Yani bir araç multimedyası değil de bir tablet gibi çalışıyor. Onun dışında dediğim gibi bu Sony buradaki multimedya ses sistemi de komple Sony çok güzel bir ses sistemi var. Sony'nin başarılı bir ses sistemi var. O da güzel. Ekran, hayalet ekran var arabada. Burada da hem yakıt bilgilerine ulaşabiliyoruz hem yol bilgisayarının bütün menüleri burada. Sağ taraftaki hayalet kısımda şerit takip front assist gibi menüleri görebiliyoruz. Ya 3 farklı burada yine ekranda da 3 farklı bölmede 3 farklı bilgiye ulaşabiliyoruz. Bunun da başarılı. Direksiyon Ford'larda alıştığımız klasik direksiyon. Bu tarafta Distronic'in cruise kontrolün düğmeleri var. Bu tarafta multimedyanın düğmeleri var. Ses sisteminin düğmeleri var. Şerit takibi buradaki far yani selektör kolundan şerit takibi açıyoruz, kapatıyoruz. Devre dışı bırakabiliyoruz istersek. Bu tarafta da silecek kolu var. Otomatik uzun far asistanı falan gibi yağmur sensörü, otomatik far sensörü, ön arka park sensörü, kendi kendine park etme gibi aksesuarların tamamı mevcut. Bunların düğmelerini de burada görebiliyoruz zaten. Buradaki Sync dediği de Sony'nin Sync sistemi yani cep telefonlarıyla senkronize olan sistemin adı. Yine burada bir USB girişimiz var. Burada da klima panelinin tuşları var. Araçta eklemek istediğim özellik olarak mesela standardında gelen o da önemli bir özellik. Otomatik uzun far asistanı var. Yani uzunu kısayı araba kendi yapıyor. Karşıdan gelen araca göre
işte yol boşsa uzunu yakıyor. Karşına araba geliyorsa kendi kısayı ayarlıyor falan. Bunların hepsini kendi yapıyor. Yani siz uzun kısa artık o işlerle uğraşmıyoruz. Otomatik uzun far asistanı var. Onun dışında eklemek istediğim, dediğim gibi bu arabanın birincil sunduğu kullanıcısına konfor ve güvenlik. Hem çok sağlam bir araba, sadece bu sağlamlık kaza anındaki sağlamlığından bahsetmiyorum. O anlamda da sınıfındaki en sağlam arabalardan biri. Ama sağlamlık, uzun ömürlük de var burada. Yani motor hem sesi de hiç yok. Motor sesi hiç yok. Motoru uzun ömürlü, şanzımanı uzun ömürlü. Bu şanzımanı bir şey olmaz. Bu arada 8 ileri bir şanzıman var. Şanzımanı, motoru, aksamı. Ya araba sağlam bir araba. Bozulan, kolay kolay arıza veren bir araba değil. Kullananların hepsi çok memnun. Ki şöyle bir şey var. Bu arabanın ülkemizde çektiği en büyük sıkıntı, yani ben artık şunu düşünüyorum. Ford bu arabanın reklamını yapamıyor. Yapamıyor. Çünkü bu arabayı bilmeyen insan çok fazla. Ya şu arabanın tanıtımını güzel bir aktif bir şekilde yapılabilse ben bu arabanın gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten araba sınıfında çok, yani çok çok iyi bir konumda bir araba. Benim için işte açık ara D segmentin en iyi arabası bu. Hani ben daha önce de çok kullandım. Konuştuk bunları. Bir önceki videoda anlattık. Ben mesela dikkat ettiğim şey bu, şu. Ben aracı kullanırken hiç lastik sesi gelmiyor. Rüzgar sesi yok. Sıfır yani. Rüzgar sesi de yok. Gelmiyor. Motor sesi Motor hiç sesi yok. Gelmiyor. Sanki elektrikli bir araçta gidiyormuşsun gibi his veriyor. Aynen öyle. İşte zaten beni ilk bindiğimde en çok etkileyen unsurlardan biri ses yalıtımı olmuştu. Ses yalıtımı her anlamda başarılı yani. Çok gerçekten inanılmaz sessiz bir araba olmuş. İkinci ben de ilk böyle hoşuma giden şeyi de salınımı olmuştu. Yani bu bir evet, esnemesi, bir çukura girdiğindeki esnemesi. Ya bir Mercedes'teki süspansiyon hissiyatını gibi verdi. Aynen, sana. Aynen. O konfor var yani. O konfor da var. O yalıtımdaki o sessizlik de var. İşte ya sanki bak şöyle, ben bunu birinden daha duymuştum. Biraz ondan çalmış gibi olacak ama benim fikrim de bu yani. Ondan çalıntı olsun diye değil, kendim de aynı fikirde olduğum için söylüyorum. Bu araba D segmentinde bir araba. Ama araba komplike baktığın zaman E segmentindeki arabaların rakipleri gibi. Yani E segmenti gibi bir araba aslında. Segment olarak D ama sunduğu her şey sanki bir E segmentindeki arabanın hissiyatıyla aynı. O yüzden ben bu arabayı beğeniyorum. Çok da kaliteli bir araba. Ve işin ilginci şunu söyleyeceğim. Şimdi bu araba D segmenti. Bu arabanın D segmentindeki diğer rakipleri, daha doğrusu direkt rakipleri, hani fiyat olarak da buna yakın rakipleri 508, Passat, Skoda Superb, Renault Talisman, bir de ne var? Opel Insignia var. Ya birkaç tane daha var ama bunlar işte ülkemizde en çok konuşulan, satılan ve fiyat olarak buna yakın olan arabalar. Şimdi bu rakiplerinin, D segmentindeki bu rakiplerinin içerisinde en ucuz araba biliyor musun? Bak hem en kaliteli, hem en sağlam, hem en güzel araba bu, en iyisi bu ve bak, en ucuzu bu. Sözünü kestim, şu anda hafif bozuk bir yola girdik. Bozuk yolda hiç hissetmedim. İşte araba gerçekten çok kaliteli. Ben burada böyle bu segmentte bir araç düşünen herkese şunu tavsiye ediyorum. Şimdi herkes diyecek ki kilometresi az diye herhalde. Yok ben işte anlattım işte ya 195 bindeki arabaya da ben aynı şekilde bunda yaşadıklarımı onda yaşadım. Zaten beni ilk etkileyen ilk bindiğim Mondeo'ydu o benim. Ben o arabada çok etkilendim, o 95 bindeki arabada bu nasıl bir araba dedim. Bu da zaten yani aynı, o ne sunduysa bu da aynısını sunuyor sonuçta, daha yeni yani araba. Şöyle bir şey var, dediğim gibi bu araba gerçekten kaliteli. D segmentinin bence en iyi arabası ama D segmentinin en ucuz arabası. İşte tezatlık burada yani, hem en ucuzu hem en iyisi. Bu da neden? Burada şöyle bir şey var. İşte araba çok fazla tutulmadığı için ülkemizde, çok fazla satış adedi ulaşmadığı için mecburen Otokoç bunları uygun satıyor, uygun fiyata getirip satışını yapıyor. Herhalde. Az geliyor evet, yani talebe göre geliyor araç biraz. Burada şöyle bir şey var. Yani Mondeo'nun ülkemizdeki satış adetlerine açıkçası bakmadım ne kadar satıyordur diye ama aşağı yukarı tahminimce yani yıllık herhalde tahminim yani 2000 adet falandır diye tahmin yani, ediyorum. Tahmin. Hani bilmiyorum çünkü çok fazla görmüyorum bayilerde çok eski fazla rastlamıyorum. Eski kasalarında. Yani bunun makyajlısı değil de eski kasasında evet, onlar da var. Ya bu araba şöyle diyorum, bak bu araba bilinmediği için satmıyor. Net olarak söylüyorum. Bir de
bir ihtimal de şu var satmamasının. Bana göre hani en mantıklı seçenek bu diyorum ya. Bu kadar kaliteli bir arabayı niye almazlar diyorum. Şöyle bir seçenek var. Şimdi bu araçta benzinli otomatik 1.5 EcoBoost var. Evet. 1.5 dizeli var ama sadece manueli var. Dizelin otomatiği yok. 1.5 dizelin. Ülkemizde satılan. Dizel ülkemizde otomatiği... satılan dizel otomatik 2.0 dizel otomatik. 2.0'da var. 2.0'da, 2.0 dizelde otomatik var. O da 2.0 olduğu için ÖTV dilimine takılıyor. Aynen. Fiyat hemen 400-450'lere çıkıyor. Fiyat yukarı gidiyor 2.0 dizel olduğu için. Dolayısıyla 2.0 dizelinde o yüzden tercih edilmiyor. ÖTV'den dolayı tercih edilmiyor. 1.5 dizeli de sadece manuel olduğu için satıyor. 1.5 dizeli var. Ben kullanan da gördüm, duydum da biliyorum da. Manuel hani kullanıyorsa İstanbul için biraz sıkıntı. İstanbul için sıkıldı. Zaten 1.5 dizel genelde Anadolu'da var. İstanbul trafiğin içinde olmadığı yerler. İstanbul içinde 1.5 EcoBoost'u var bu arabanın. Ya bu yüzden tercih edilmiyor, az satılıyor olabilir ama yani bunları yani sadece bu kadar yani hedef yakıt ya az yaksın az yaksın diye evet, ya bu kadar takıntı yakıtı, olmasın. Yakıt da şöyle şimdi şöyle. Herkes soracak. Şöyle söyleyeyim. Ya İstanbul'da reelde bu arabanın tüketimi 9.1 litre. Ben o diğer arabayı bir ay boyunca sürekli kullandım. 2 depo benzin bitirdim o station wagonda. Benim ortalamam 9.1 litreydi ama öyle az yaktırmaya uğraşarak değil. Beni biliyorsun. Normal kullanarak ben İstanbul dikkat içinde dikkat ettiğin zaman 7.5 olur mu? 7.5 olur. 7.5 8 litre yaktırırsın dikkat edersen. Dikkat uzun yolda edersin. Çok dikkat edersen yani 120-130'la gidip yani 100-130'u geçmezsen de uzun yolda da 5.5-6 litrelerde bir yakıt tüketimi olur. Ya şehir 5,5. İçinde de 5.5-6 litre olur uzun yolda. Evet çünkü yani motor güzel bir motor. Dediğim gibi 165 beygirlik bir motor. Torku da fena değil. Biraz düşük şeye göre, segmentine göre ama fena değil. Uzun yolda çok yakıta yükleneceğini düşünmüyorum. Aracın sıfırdan 100 kilometreye hızlanması fabrika verisi 11 saniye. Çok iyi. Yani iyi bu motora, bu 1.5 motora göre, bu ağırlığa göre iyi. Araba 1600 küsür kilo ağırlığı var. 11 saniyede 100 kilometreye çıkıyor. Fabrika verisi yakıt tüketimini de söyleyeyim. Fabrika verisi demişken, fabrika verisi yakıt tüketimi de şehir içinde 10 litre. Fabrikanın verisi bu. Uzun yolda 5.8 litre. Uzun yolu çok iyiymiş. Uzun yolu iyi. Ben de dedim ya 5.5-6 litre evet. Yakar diye dedim. 5.8 işte karması da aşağı yukarı 7.5'a falan geliyor. 7.5 litre civarında da karma tüketimi var 7.5 aracın. 7.5 ama dikkat ettiğin zaman 7.5 yani, şehir içinde değil mi? Bence o fabrika verisi yani 7.5 evet o dikkat ederektir. Yani çok böyle haldırıldır kullanarak değil. Normal efendi efendi. Arabanın hakkını vererek. Zaten bu araba onu araba istiyor. Bu araba öyle yani öyle bir araba değil. Bu araba konfor odaklı. Aile odaklı böyle sakin efendi. Aklı başında insan arabası. Ya kapalı garaj arabası. Bak, aklı şey başında ya. İnsan arabası. Amerikan filmlerindeki hani kapalı garaja giriyor ya. Heh. O araba. İşte aklı başında insan arabası bu araba. Prestijli de bir araba. So bak onu da ekleyeyim. Prestijli ya bu arabaya çünkü sadece bilen ve anlayan araba kaliteli arabadan Volvo gibi. Aynen öyle. Kaliteli arabadan anlayan kaliteli insanlar biniyor buna. Bak bunu da söylüyorum. Altını da çizdim. Mesajın nereye gittiğini biliyorlar. Beni takip edenler biliyorlar nereye mesaj verdiğimi. Neyse. Bunları da söyledim. Onun dışında da diğer zaten bizim kendi görüşlerimizi de aktarıyoruz arabayla ilgili. Bu söylediklerim fabrika verisi bilgilerdi. Burada tek işte şu var. Kimse bu arabayı binmediği için ve çok görmediği için çünkü yani çok fazla satmadığı tutmadığı için arkadaşın da eşinde dost adına da binemiyor. Binmeyince de fikir sahibi olamıyor. Aslında bu arabayı binseler ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Fırsatı olan Mondeo'ya bir binsin. Kullansa da kullanmasa da yanında da otursa Mondeo'ya binsin. Bu bir. İkincisi arabada küçük küçük acayip detaylar var. Mesela şunu bir göstermek istiyorum. Şimdi güneş karşıdan geliyor ama. Evet, onu da burada mesela şey şöyle. Aynen. Bu ileri geri bunu yana alıp ileri geri bak başka hiçbir arabada görmediğim detaylar. Bunu arkaya öne ileri geri her türlü oynatıp güneş nereden geliyorsa ona göre kendi korumanızı sağlayabiliyorsunuz. Yani bunlar hep işte güzel detaylar. Anlattığımız şeyler de bu. Bu arabada ince ince çok detay var. İnce ince çok kaliteli noktalar var. Arabada dediğimiz gibi başarılı bir araba. Süspansiyonu tek geçerim. Yok bak ben sana daha ne diyorum. Çok şimdi çok ya. Ya çok övemedim arabayı ama araba gerçekten çok kaliteli. Yani bak şuradaki ekrandaki bile hani gördüğünüz size sunduğu şeyler ya bu ekran da çok başarılı bir ekran.
Hani buradaki işte şerit takibi, front assist'i, tasarımı var bu ekranın. Tasarım bir ekran ve hani şeyi de çok güzel. Ergonomisi çok güzel. Ergonomisi çok güzel. Yani ekranı okuyabilme. Hani baktığın anda, şimdi bazı arabalar var mesela menü karışık, arıyorsun bakıp. Bunda baktığın anda ne istiyorsan tık 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 hepsini görüyorsun ki. Mesela bu arabada şey falan da var. Tabela okuma falan da var. Ya çok gerçekten hani ya kullandıkça şimdi aklıma gelmiyor. Biraz böyle şey oldu. Spontane oldu. Çok ama ya araba gerçekten çok güzel bir araba. Zaten mesela şeyde YouTube'da makyajlı Mondeo videosu hiç yok. Araştırması da yok. Mondeo videosu bunun izleyecek. Mondeo'nun videosu yok mu hiç YouTube'da? Makyajlının yok. Eskisinin var. Eskisinin de ben birkaç tane video izledim. Hani insanlar bu arabayı anlatabilmiş mi diye kimse anlatamamış. Yani arabanın sadece işte ne yapmışlar? Standart geçen söylediğim gibi fabrika kataloğu gibi işte 1.5 160 beygir işte öyle böyle şurada bu yazıyor bu kadar bu hep onları anlatmışlar. Hiç kimse arabanın hissiyatını anlatabilen kimse olmamış çünkü kimse arabayı bilmiyor. Anlatan da bilmeyerek anlatmış, anladın mı? Ama ben bu arabayla çok daha önce tecrübelerim olduğu için araba tekrar söylüyorum. Senin sevdiğin arabalarda aşk yaşıyorsun. Yani şöyle ya çünkü şimdi araba niye alıyorsun abi? Beni mutlu etsin diye almıyorsun. Yoksa eve eğer amaç getir götürse al o zaman 50 bin liraya da araba var yani. Bir tane araba al seni götürsün getirsin. Araba aldım, ya da ilk önce konfora dikkat Ege'ye alırsın seni götürür getirir. Amaç ne? Arabada seni mutlu etsin istiyorsun. O içine bindiğinde ya da ya bak şimdi şöyle bir şey. Arabayı mesela alıyorsun. Gece eve gidiyorsun ya. Sabah olsa da tekrar binsem diye düşünmen lazım, anladın sen mı? Sen düşünüyor musun? Bazı arabalarda oluyor ya. İlk aldığımda özellikle. Sana da oluyordu. Toyota'yı ilk aldığında arabayı sürmeye bahane aramıyor muydun? Tabii. Onun gibi. Ya yani niye şey yapıyorduk? Yani elektrikli. Hoşumuza işte gidiyor. Onun ya gibi. Çünkü işte arabayla böyle bir seni mutlu ediyordu o an o araba. Yani bir şekilde mutlu oluyordun. O anlamda burada da mutlu eden araba mantığı. Şimdi bu araba beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten ben bu arabaya bindiğimde çok üst düzey bir arabanın içerisindeymişim gibi hissediyorum. Bak bunu net olarak söylüyorum. Koltuğunun konforu, arabanın kendi konforu, sessizliği, yani her şeyi ya bana sanki işte demin örnek verdiğim gibi D segmentinde değilim. Ben şu an E segmentinde çok kaliteli bir arabanın içerisindeyim. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Hissi veriyor bana. Şimdi sen normalde oturuş pozisyonu olarak hafif önde duruyorsun, hı-hı, mesela. Şimdi bu kafalık bu işe yarıyor işte, evet, bak şimdi. Aynen bunu şu anda işte istediğin gibi bunu ayarlamaya yarıyor. Bu ki bu. Ya bu işte yok başka işte başka arabada evet, görebileceğim bir detay değil işte bunlar. Ya var mesela bazı arabalarda şeyler var, öne çekiyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu şekil bu arabada bu kadar. Güzel arkadaşlar araba gerçekten araba çok gerçekten güzel. Çok güzel. Çok keyifli. Çok keyifli. Yani ben diyorum işte tekrar söylüyorum bu sınıfta bir araba düşünüyorsanız almaya niyetiniz varsa Mondeo'ya da bakmadan karar vermeyin. Ben Mondeo alın demiyorum. Bu tercih meselesidir. Herkesin beğenisi, herkesin şeyi farklıdır. Ben sadece şunu söylüyorum. Buna da bakmadan yani bunu da değerlendirmeye almadan karar vermeyin diyorum. Hepsi bu. Ya araba geniş. Rahatlıkla tatile araba çıkabilecek çok, bir ya çok güzel bir genişliğe araba sahip. Ya bagaj açımı çok güzel. Çok büyük. Arkada çocuklar rahatlıkla. Çok arkası geniş. Diz mesafesi geniş, çok geniş. Çok geniş. Ya daha ne? Araba güvenli, sağlam. Güvenli, sağlam, sessiz. Sessiz. İnsanı yormuyor. Aynen öyle. Yormuyor kullanırken insanı. Yok, bu yormuyor. Araba çok çok başarılı bir araba. Valla bana D segmentinde bak geçen de bir arkadaşım sordu. Araba alacağım ne alayım diye. Hani ben diyorum ki bana sorma diyorum. Tek Mondeo'yu tek geçiyorum ben diyorum. Git bak diyorum. O da gitti bayide baktı bir tane buldu. Şimdi şey pazartesi alacak o da. Değil mi? Alıyor. Yani işte bilmiyordu mesela o da. O da arabayı biraz araştırınca işte yurt dışındaki şeylerine bakınca mesela yurt dışındaki testlerine tanıtımlarına bak. Araba hep top. Araba hep kafada yani. İngiltere'de tabii canım, çok iyi satıyor. Araba işte, iyi satıyor. Bilen biliyor işte. O geçen dediğimiz gibi Passat Türkiye'de çok popüler. Balon yani Türkiye'nin en iyi arabası Passat. Sözde en iyi arabası. Herkes Türkiye'de Passat peşinde. Avrupa'da hiç Passat yok. Dünyada hiç Passat yok. Sadece Türkiye'de sevilen bir araba. Mondeo'yu da sadece Türkiye sevmiyor. Avrupa'da her yerde Mondeo var. İşte burada da bakış açımızın farkı ortaya çıkıyor. Bizde şekil önemli çünkü anladın mı? Bizde herkes şekil peşinde. Şekil kimse arabanın kalitesine, konforuna, güvenliğine bakmıyor. Herkes şekil peşinde olduğu için burada öyle değerlendiriliyor bizde sistem. Neyse, toparlayalım. Evet, toparlayalım.
Ben bu arabayı dediğim gibi çok zaten severek kullandığım da bir araba. Onu biliyoruz. Ha, yani şeyden, benim arabayla ilgili. Kombiden. Ha. Şeysin. Aynen zaten. Öyle. Kötü tarafları var mı diye soracaklar. Yok. Kötü tarafı yok. Yok, araba çok güzel. Kötü tarafı yok. Hani diyorlar ya, ya hiç mi kötü tarafı yok? Yok. Yok, gerçekten yok kötü tarafı. Benim için bu arabanın hiçbir kötü tarafı yok. Benim eleştirdim. Ben çok şey yaptım ona binerken. Ben hiç eleştirisel bir nokta bulamadım. Şu eleştiri olabilir sadece. İşte titanyum paketi biraz daha dolu olabilirdi. Kötü tarafı değil de 10 üzerinden kaç puan verirsin bu arabaya? 20. 10 deme. 20. 10 deme dedin, 20 dedim ben de. 10 üzerinden kaç veririm? 9,5 veririm. 9,5. 9,5 veririm. Ha, ben kaç veririm bunu? 8 veririm. 8 mi? 8 veririm. Bir ya daha... benim bakış açım ya. Olmadı şimdi. Niye? Anlaşın. 9 mu demem lazım ya? Yani? En az 9 demen lazım. Benim bakış açım 8 güzel. Yok, bu araba 10 üzerinden 9,5. Kusura bakma da S değil yani. 8 iyi puan ya. Ama yani S değildi. Bu sınıfın S'i bu da yani. Tamam, D segmentinin S'i. Araba 8. Kaliteli. Arabaya laf söyletmem. Hadi 8,5, tamam. Tamam hadi. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Bitirelim. 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 Bu kameraya bir daha. Buraya bitirelim. Tamam. Görüşürüz. Bakalım bir dahaki bölümde ne çekeceğiz. Göreceğiz hep birlikte. Belki bir sürprizimiz olur bakalım. Belli evet, değil henüz de. De. Bakalım. Ha. Bir sürprizimiz olabilir. Bak, Türkiye'de yine bir ilk gelebilir bizden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha, bu arada hoşça son kalın. Veda diyecektim. Ettim. Bak, adamı yine böldüm. Veda ederken böldüm bu sefer. Şunu söyleyeceğim. Mondeo araştırıp da bilgi edinemezsiniz. Mondeo ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi altına yorum olarak yazın. Hepsini cevaplayacağım. Söz veriyorum. Mondeo ile ilgili gelen tüm sorulara böyle özene özene cevap vereceğim. Tüm soruları cevaplayacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.